Yeraltı sularının varlık sebebini Miletli Thales şöyle izah eder. Kara parçalarının derinliklerinde esen rüzgarların basıncıyla havaya fışkıran okyanus suyu yerlere düşmekte, böylece toprağın içine geçmektedir. Yani Miletli Thales'e göre kara suları okyanusların rüzgarlarla taşması sonucunda oluşuyor. Platon da bu görüşleri paylaşıyor ve okyanusa geri dönüşünde büyük bir girdap vasıtasıyla olduğunu düşünüyordu. Aristo'ya göre ise yerden yükselen su buharı dağların soğuk çukurlarında yoğunlaşarak yeraltı göllerini meydana getirir. Kaynak suları da bu göllerden beslenir. Evet, sizleri güldüren bu görüşleri asırlarının en dahi filozofları yapıyordu. Suyun döngüsü ve yeraltı sularının oluşumuna ilişkin ilk belirgin keşifse 1580 yılında Bernard Palissy'e aittir. Ona göre yeraltı suları yağmurun toprağa sızmasından ileri gelmektedir. Encyclopedia Universalis'in Sular Bilgisi maddesinin yazarı Remeniar ise şu bilgileri vermektedir. Sulara ilişkin tabiat olayları alanında sırf felsefi olan kavramların yerlerini tarafsız gözleme dayalı araştırmalara bırakmaları için ancak Rönesans'ı beklemeleri gerekti. Halbuki Kur'an, yeraltı sularının yağmurlar sonucunda oluştuğunu asırlar öncesinde bilim ve tekniğin olmadığı bir asırda şöyle haber veriyordu. Allah'ın gökten bir su indirdiğini ve onu topraktaki kaynaklara geçirdiğini görmüyor musun? Kur'an'ın 14 asır önce açıkça haber verdiği, yağmurların yeraltı kaynaklarını oluşturduğu bilgisi Avrupa'da 16. yüzyılda ortaya konuyor ve ancak o tarihte Aristo'ya itiraz edilebiliyordu. Tüm bu bilgilerden sonra Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu kabul edilmezse, Kur'an'ın vermiş olduğu bu haberin doğruluğu neyle izah edilebilir? Onlarca dahi filozofun keşfedemediği bu ekolojik bilgi, 14 asır önce okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından nasıl keşfedilmiştir? Bu bilgiyi o asırda yaşayan ve okuma yazma dahi bilmeyen bir insanın keşfine dayandırmak ancak akıldan istifa etmekle mümkündür. O halde Kur'an gökten suyu indiren ve onu